Bahar mevsimi, sebzelerin yetiştiği ve büyüdüğü bir dönemdir. Sıcak havalarda bitkilerin sulanması, sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve verimli olmalarını sağlamak için önemlidir. Ancak, sulama saatleri konusunda kafa karışıklığı yaşayan birçok bahçıvan vardır. Peki, bahar mevsiminde bahçe bitkilerini ne zaman sulamalıyız? Sabah mı, yoksa akşam mı? Bu konuda uzmanlar genellikle sabah saatlerini tercih etmektedir. Sabah erken saatlerde sulama yapmak Bitkilerin gün içinde su kaybetmelerini yengellemeye yardımcı olur ve bitkilerin suyu daha iyi emmelerini sağlar. Özellikle sıcak havalarda bitkilerin güneş ışığı altında kuruyan yapraklarına soğuk su sıkmak, yapraklarda yanıklara neden olabilir. Ancak, bazı bitkiler soğuk suyla sulanmaya daha dayanıklıdır ve bu nedenle akşam saatlerinde sulanmaları daha doğru olabilir. Sıcak havalarda soğuk suyla sulanabilecek bazı baharlı sebzeler arasında marul, ıspanak, Pazı, semizotu ve taze soğan bulunur. Bu bitkilerin yaprakları, güneşin etkisiyle daha çabuk kurur ve soğuk sudan etkilenmez. Sonuç olarak, baharlı sebzeleri sularken sabah saatlerini tercih etmek genellikle daha iyidir. Ancak, bazı bitkiler soğuk suyla sulanmaya daha dayanıklıdır ve bu nedenle akşam saatlerinde sulanmaları daha doğru olabilir. Sulama saatlerini bitkilerin özelliklerine ve mevsime dikkat ederek belirlemek, Bitkilerin sağlıklı büyümelerini ve verimli olmalarını sağlamak için önemlidir. İşte sıcak havalarda soğuk suyla sulanabilecek bitkiler. Sıcak havalarda bitkilerin doğru sulanması çok önemlidir. Yanlış sulama yöntemleri bitkilerin sağlığını etkileyebilir ve büyümelerini engelleyebilir. Özellikle yaz aylarında bitkilerin susuz kalmaması için düzenli bir sulama programı uygulanmalıdır. Ancak bazı bitkiler sıcak havalarda soğuk suyla sulanmayı tercih eder ve bu onlara fayda sağlar. Bahar mevsiminde yetişen bazı sebzeler, sıcak havalarda soğuk suyla sulamak için idealdir. Bu sebzeler arasında marul, ıspanak, pazı, roka ve tere bulunur. Bu sebzelerin yaprakları incedir ve sıcak havadan etkilenir. Bu nedenle, Sıcak havalarda bu bitkileri sulamak için soğuk su kullanmak daha iyidir. Soğuk suyla sulandığında, bu bitkilerin yaprakları serinler ve taze görünümünü korur. Ayrıca, soğuk su bitkilerin kök sistemini de korur ve sağlıklı bir büyüme sağlar. Bu sebzelerin sulanması için en iyi zaman erken sabah veya akşam saatleridir. Bu saatlerde hava daha serin olduğu için bitkiler suyu daha iyi emer ve susuz kalmaz. Marul, ıspanak, pazı, roka ve tere gibi bahar sebzelerini sularken, Birkaç sulama tekniğine dikkat etmek önemlidir. Bitkilerin yapraklarını sulamak yerine, suyu doğrudan kök bölgelerine vermek daha etkilidir. Ayrıca, bitkileri fazla sulamaktan kaçınmak da önemlidir. Toprağın nemini düzenli bir şekilde kontrol etmek ve bitkilerin ihtiyaçlarına göre sulamak gerekir. Sonbahar sebzelerinin sulanması da dikkat gerektirir. Sonbaharda bitkilerin sulama ihtiyacı yaz aylarına göre daha az olabilir. Ancak, Bitkilerin toprakta yeterli nem bulunması önemlidir. Bu nedenle, sonbahar sebzelerinin uygun sulama zamanını belirlemek için toprağın nemini kontrol etmek önemlidir. Aşırı sulama bitkilerin köklerinin çürümesine neden olabilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Bahar ve sonbahar aylarında, bitkilerin sağlıklı büyüme ve gelişim göstermesi için doğru sulama tekniklerini uygulamak önemlidir. Sıcak havalarda bahar sebzelerini soğuk suyla sulamak, Bitkilerin sağlığını korur ve verimliliğini artırır. Bu nedenle, Bahar aylarında sıcak havalarda soğuk suyla sulanabilen bitkileri seçmek ve düzenli sulama programı uygulamak önemlidir. Kalın yapraklı sebzelerin sulama zamanı. Kalın yapraklı sebzeler sulama ihtiyaçları göz önüne alındığında dikkatli bir şekilde sulanmalıdır. Bu tür bitkilerin kök sistemleri genellikle daha derindir ve suyun daha derinlere ulaşması gerektiği anlamına gelir. Sulama tercihen sabah saatlerinde yapılmalıdır. Bu Bitkilerin gün boyunca suyu emmelerine ve nemlerini korumalarına yardımcı olur. Ayrıca, sabah saatlerinde sulama yapmak gün boyunca bitkilerin kurumasını önler ve böceklerin veya mantarların oluşmasını engeller. Kalın yapraklı sebzelerin sulama miktarı da önemlidir. Toprağın nemini kontrol etmek için parmağınızı toprağa sokabilirsiniz. Eğer toprak nemli hissediyorsanız, bitkilerin sulamaya ihtiyacı yok demektir. Ancak toprak kuruysa bitkileri sulamak gerekmektedir. Dikkatli olun ve bitkilere gerektiği kadar su verin. Ancak fazla sulamaktan kaçının, aşırı sulama kök çürümesine neden olabilir. Bahar ve yaz aylarında sıcak havalarda, bitkilerin su kaybını önlemek için toprak yüzeyini örtmekte faydalı olabilir. Mılcuk, bitkilerin köklerini soğuk tutar. Toprağın nemini korur ve su buharlaşmasını azaltır. Kalın bir tabaka halinde mulç kullanmak, bitkilerin daha sağlıklı ve güçlü kalmasına yardımcı olur. Kalın yapraklı sebzelerin sulama ihtiyaçları bitki türüne, hava koşullarına ve bölgenin nem seviyesine bağlı olarak değişebilir. Bitkilerin sulama ihtiyacını yakından takip etmek ve gerektiği şekilde sulamak. Bitkilerin optimum büyüme ve verim elde etmesine yardımcı olacaktır. Sonbaharda sebzelerin sulanması, dikkat edilmesi gerekenler. Sonbahar, sebzelerin büyüdüğü. Hasat dönemi yaklaşırken dikkat edilmesi gereken bir mevsimdir. Bu dönemde sebzelerin sulanması, sağlıklı bir büyüme ve verimli bir hasat sağlamak için önemlidir. İşte sonbaharda sebzelerin sulanmasıyla ilgili dikkat etmeniz gereken bazı noktalar. Hasat zamanı. Sonbaharda sebzelerin sulaması hasat öncesinde yapılmalıdır. Bu Bitkilerin suyu emmesine ve toprağın nemi tutmasına yardımcı olur. Hasat zamanında bitkilerin su alımını kesebilirsiniz. Toprağın durumu. Sonbaharda toprağın durumunu gözlemlemek önemlidir. Kuruyan, çatlayan veya suyu emmeyen topraklar sulanmaya ihtiyaç duyar. Toprağın nem seviyesini kontrol ederek bitkilerin ihtiyacı olan suyu sağlayabilirsiniz. Sulama sıklığı Sonbaharda bitkilerin sulama sıklığı genellikle azaltılır. Bu dönemde bitkilerin büyüme hızı yavaşlar ve su ihtiyacı azalır. Bitkilerin ne zaman sulanması gerektiğini belirlemek için toprağın nemini düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Sulama yöntemi: Sonbaharda bitkileri sularken suyun doğrudan bitkilere temas etmemesi önemlidir. Yapraklarına su temas eden bitkiler hastalanabilir veya çürüyebilir. Bu nedenle bitkilerin tabandan sulanması Köklerin doğrudan suya erişmesini sağlar. Sonbaharda sebzelerin sulanması, bitkilerin sağlıklı büyümesi ve bollukla hasat yapmayı sağlar. Yukarıda belirtilen dikkat edilmesi gereken noktaları takip ederek bitkilerinizin ihtiyaç duyduğu suyu sağlayabilir ve başarılı bir sonbahar hasadı elde edebilirsiniz. Akşam ya da gündüz, hangi saatte sulamak daha iyi? Sıcak havalarda bitki sulamanın en önemli sorularından biri Hangi saatte sulamak gerektiğidir? Sulama saatini doğru seçmek, bitkilerinizin sağlıklı büyümesini ve verimli bir şekilde beslenmesini sağlayacaktır. Akşam saatleri, bitki sulamak için genellikle daha uygun bir zamandır. Bu saatlerde güneşin etkisi azaldığından, bitkiler suyu daha iyi emer ve kullanır. Ayrıca Akşamları hava daha serin olduğu için su kaybı ve buharlaşma daha az olur. Gündüz saatlerinde sulama yapmak ise bitkileriniz için daha riskli olabilir. Sıcak havalarda toprakta kalan hızla buharlaşabilir ve bitkilerin köklerinin yanmasına neden olabilir. Ayrıca Güneşin etkisiyle su damlacıkları yapraklarda mercek etkisi yaratabilir ve bitkilerde yanma veya hasar oluşabilir. Özellikle güneşli ve sıcak günlerde, akşam saatlerinde sulama yapmak idealdir. Bitkilerin toprakta suyu emme şansı olduğundan, sulama suyunun bitkilere ulaşması ve köklere nüfuz etmesi için daha fazla zamanları olur. Akşam saatlerinde sulama yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise yapraklara su değmesini engellemektir. Yapraklara su değdiğinde, Bitkilerde mantar veya hastalık oluşma riski artar. Bu nedenle, Akşam sulamasında bitkilerin kök bölgesine dikkatlice su vermek önemlidir. Özetlemek gerekirse, sıcak havalarda bitki sulamanın en iyi gün zamanı akşam saatleridir. Bu sayede bitkileriniz suyu daha verimli bir şekilde kullanır ve kökler daha iyi gelişir. Ancak, yapraklara su değmesini engellemeli ve bitkilerin köklerine dikkatlice su vermeliyiz. Sulama Teknikleri Sıcak havalarda bitkiler nasıl sulanır? Sıcak havalarda bitkileri sulamak, bitkilerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için önemli bir faktördür. Ancak sıcak havalarda doğru sulama tekniklerini kullanmak, bitkilerin doğru miktarda su almasını sağlar ve aşırı sulamadan kaçınır. İşte sıcak havalarda bitkilerin nasıl sulanacağına dair bazı ipuçları, 1. Sabah veya akşam sulam yapın, en iyi sulama zamanı. Güneşin doğuşu veya batışına yakın zamandır. Bu saatlerde hava daha serin olduğu için bitkilerin suyu daha iyi emmesi sağlanır. Ayrıca, sabah veya akşam sulama yaparak bitkilerin su kaybını da önleyebilirsiniz. İkinci kök bölgesini sulayın. Bitkilerin kökleri suyu emerken, yaprakların üzerindeki sahızla buharlaşır. Bu nedenle, bitkileri sularken, suyu kök bölgesine doğrudan vermek, bitkilerin suyunu daha etkili bir şekilde kullanmasını sağlar. Ayrıca, yapraklarda su birikmesiyle oluşabilecek mantar veya başka hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Üçüncü düzenli sulama yapın. Sıcak havalarda bitkilerin suya daha çok ihtiyacı olduğu için düzenli sulama yapmak önemlidir. Bunun için bitkilerinizin toprak nemini kontrol etmek ve gerektiğinde sulama yapmak önemlidir. Aşırı sulamadan kaçınmak için suyun bitkilerin etrafına eşit bir şekilde dağılmasına dikkat edin. Dördüncü toprak türüne dikkat edin. Bitkilerin su tutma kapasitesi, toprağın türüne bağlıdır. Killi topraklar daha fazla su tutar ve daha az sulama gerektirirken, kumlu topraklar daha az su tutar ve daha sık sulama gerektirir. Bitkilerinizin bulunduğu toprak türünü dikkate alarak sulama sıklığını ayarlayın. 5. Sulama işleminden önce toprağı nemlendirin. Bazı bitkiler suyu daha iyi emerken toprağın nemli olmasını gerektirir. Bu nedenle sulama işleminden önce toprağı nemlendirmek, Bitkilerin suyu daha iyi emmesini sağlar. Sulama için legon bir toprak nem seviyesinin olduğundan emin olun. Yukarıda belirtilen sulama tekniklerini kullanarak bitkilerinizi sıcak havalarda sağlıklı tutabilir ve güzel bir bahçe veya bitki koleksiyonu elde edebilirsiniz. 11. Sebzeleri sulama yöntemleri hangi yöntemler tercih edilmeli? Bir bitkiyi sularken kullanılan yöntem, bitkinin sağlığı ve büyümesi için önemlidir. Sebzelerin sulanması için kullanılan doğru yöntemler, bitkilerin su alımını en iyi şekilde sağlar ve suyun bitki kökleri tarafından optimum şekilde emilmesini sağlar. İşte sebzeleri sularken tercih edebileceğiniz bazı yöntemler. 1. Damla sulama sistemi, damlama sulama sistemi bitkilerin kök bölgelerine yavaş ve düzenli bir şekilde su vermek için tasarlanmıştır. Bu yöntemde suyun bitkilerin kök bölgelerine damla damla verilmesi sağlanır. Damla sulama sistemi su tasarrufu yapmanıza yardımcı olur ve bitkilerin suya ihtiyaç duyduğu miktarı almasını sağlar. İkinci sulama hortumu, sulama hortumu Bitkileri sulamak için kullanılan en basit yöntemlerden biridir. Hortumun ucuna bir sprey başlığı takarak suyu bitkilerin köklerine doğrudan yönlendirebilirsiniz. Hortumla sulama, bitkileri hızlı bir şekilde sulamak için ideal bir yöntemdir. Üçüncü yağmur sulama simülasyonu, bazı bitki türleri, yağmur gibi doğal bir sulamayı tercih ederler. Bu nedenle bitki sulama simülasyon cihazları kullanarak bitkilere yağmur benzeri bir sulama sağlayabilirsiniz. Bu yöntem. Bitkilerin daha sağlıklı ve doğal bir şekilde büyümesini destekler. 4. otomatik sulama sistemi, otomatik sulama sistemleri, bitkilerin belirli bir düzende ve plana göre sulanmasını sağlar. Bu sistemler, bitkilerin ihtiyaç duyduğu su miktarını düzenler ve ayarlanan zamanda otomatik olarak sulama yapar. Otomatik sulama sistemleri, bitkilerin sürekli olarak su almasını sağlar ve sulama işini kolaylaştırır. Sebzelerin sulama yöntemini belirlerken bitkilerin ihtiyaçlarını, çevresel faktörleri ve sulama sıklığını dikkate almanız önemlidir. Bitkilerin sağlıklı büyümesi ve verimli bir şekilde yetişebilmesi için doğru sulama yöntemini seçmek büyük önem taşır. 11. Saksılardaki bitkilere sorunsuz sulamak için ipuçları Saksılardaki bitkilerin sulaması, Bahçedeki bitkilerden farklı bir yaklaşım gerektirebilir. Saksı bitkileri doğal olarak kısıtlı bir kök alanına sahiptir ve toprağın daha hızlı kurumasına eğilimlidir. Bu nedenle doğru sulama teknikleri ve sıklığı önemlidir. Birinci doğru sulama zamanını belirleyin. Saksılardaki bitkileri en iyi sabah veya akşam saatlerinde sulamak daha iyidir. Bu saatlerde hava daha serindir ve bitkilerin suyu emme kapasitesi daha yüksektir. Özellikle sıcak havalarda Öle saatlerinde sulamaktan kaçının çünkü sahızla buharlaşabilir ve bitkileri susuz bırakabilir. İkinci düzenli ve yeterli sulama. Saksıdaki bitkiler toprakları daha hızlı kuruduğu için düzenli ve yeterli sulama gerektirir. Sulamadan önce toprağın nem seviyesini kontrol edin. Eğer toprak parmağınızı batırdığınızda ilk birkaç santimetre kuruysa sulamaya ihtiyaçları vardır. Ancak aşırı sulama yapmamaya dikkat edin. Çünkü bu da bitkilerin köklerinin çürümesine neden olabilir. Üçüncü iyi drenaj sağlayan saksılar kullanın. İyi drenaj sağlayan saksılar, fazla suyun bitkinin köklerinden tahliye edilmesine yardımcı olur ve kök çürümelerini önler. Saksıda bir delik olduğundan emin olun ve altına drenaj malzemesi ekleyin. Dördüncü sulama yöntemlerini çeşitlendirin. Sadece üstten sulama yöntemi yerine alttan sulama veya taban suyu ile sulama gibi farklı sulama yöntemlerini deneyin. Bu şekilde bitkilerin kökleri daha iyi nem alabilir ve besin alımı artabilir. Beşinci bitkilerin ihtiyaçlarına göre sulayın. Bazı bitkiler daha fazla suya ihtiyaç duyarken, bazıları daha az suya gereksinim duyar. Bitkilerin ihtiyaçlarını anlamak için etiketlerini veya bitki türleri hakkında araştırma yapın. Buna göre sulama miktarını ve sıklığını ayarlayın. Altıncı bitkilerin yapraklarını sulamaktan kaçının. Saksı bitkilerini sularken yapraklarına su püskürtmekten kaçının. Bu yaprakları çürütebilir ve mantar hastalıklarına neden olabilir. Bitkiyi köklerinden sulamaya özen gösterin. 7. Su sıcaklığına dikkat edin. Saksı bitkileri için emni sulama suyu oda sıcaklığındadır. Uzun süre güneşte bekleyen ve ısınan su, bitkilerin köklerine zarar verebilir. Mümkünse, Sulama suyunu bir süre beklettikten sonra saksılara kullanın. Bu ipuçlarına uyarak saksılardaki bitkilerinizi sağlıklı ve canlı tutabilirsiniz. Doğru sulama ile bitkilerin büyümesi ve çiçek açması daha iyi olur. Baharlı sebzeleri sabah mı, akşam mı sulamalıyız? Baharlı sebzeleri sularken, Genellikle sabahları sulamak daha iyidir. Sabah erken saatlerde sulandığında bitkilerin yaprakları daha uzun süre ısınıp buharlaşabilir. Böylece bitkilerin kuruması önlenir. Ayrıca, Sabahları sulamı yapmak bitkilerin suyu daha iyi emmelerine yardımcı olur ve gün boyunca daha fazla enerji sağlar. Sıcak havalarda soğuk suyla sulanan bitkiler nelerdir? Sıcak havalarda bitkileri soğuk suyla sulamak, bitkilerin daha fazla su emmesine ve serinlemesine yardımcı olur. Bu nedenle, bazı baharlı sebzeleri soğuk suyla sulamak tavsiye edilir. Soğuk suyla sulanabilecek baharlı sebzeler arasında marul, ıspanak, roka ve taze soğan bulunur. Bu bitkiler, sıcak havalarda daha iyi büyüme ve verim sağlamak için serinletici sulama ile desteklenmelidir. Sıcak havalarda baharlı sebzeleri sulamamanın zararları nelerdir? Sıcak havalarda baharlı sebzeleri sulamamak bitkilerin kurumasına ve gelişimlerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Yetersiz sulama, bitkilerin yapraklarının solması, güzülmesi ve kurumasıyla sonuçlanabilir. Ayrıca, Bitki köklerinin suya erişimi olmadığında bitkiler solgunlaşabilir ve meyve, sebze üretimi azalabilir. Sıcak havalarda bitkilerin düzenli ve yeterli sulama ile desteklenmesi önemlidir. Baharlı sebzelerin hangi kısımlarını sulamalıyız? Baharlı sebzeleri sularken genellikle yaprak kısımlarını sulamak yeterli olur. Yapraklar suyu emip bitkinin hareket etmesini sağlar köklere su ulaşmasını sağlamak önemlidir. Bu nedenle bitkilerin altından sunamak veya toprağın üstünden köklere su vermek gereklidir. Yapraklar ve kökler arasındaki uyumu sağlamak bitkinin en iyi şekilde büyümesine yardımcı olur.